Merhaba sevgili günlük takipçileri. Bu bölümde hakir kesim yapacağız. Ancak kesim başlıyor şu anda herhalde. Ben çiftçar oynuyorum aynı zamanda. Şöyle gideyim. Bana bir bombalar dönecek. Şöyle bir CK'ları da atayım. Hazır. Şimdi şeyler bende olduğu için ben bir şurada duracağım biraz. Şimdi büyücüyle de şimdi öncelikle CK dağıtıyorum. Bu sürekli bana atacak. Çünkü book'takilerin hiddeti bende. Bu duvardakileri book'a nasıl sokuluyor? Şu kesimden sonra büyücüyle de ondan da biraz bahsedeceğim. Şimdi tam çember açıldı. Şimdi ben bizim tankı seçiyorum. Tank çekecek. Tank çektiğinde aynen bunu attı. Tankı direkt cam basacağım çünkü slotlar bize dönsün veya bana veya diğer şifacıya. Döndü slotlar kaçtı. Şimdi slotlar kaçtıktan sonra hemen bombacı bende olduğu için ben şöyle biraz yukarıya çıkıyorum. Aşağıdaki bombacı bende çünkü. Şöyle ilk başlarda şifacıyı oynuyorum daha çok çünkü şu herkeste CK olması gerekiyor. Hem büyücüyle fazla hiddet vermiş olmamak için. Yani iki grup kestiğimiz için herhangi bir zorluğu yok şu anda. 15 saniyede bir şifacıya bakacağım şimdilik. Yani CK'sı olmayana CK atacağım. Hani şunu tanka CK atalım. İyi gördüm yalnız. Büyücüden gördüm, şifacıdan CK attım. Tank seçili büyücü de arada. Ona bozma atıyorum. Şu anda gerçi bizim tankta değil. Değil bizim tanktaymış. Şifayla da bozalım arada. CK'sı olmayan büyücü kalmadığı için bu şifacıyı oturtalım. Şifacının bir esprisi yok şu anda. Büyüyle de pek abanmak istemiyorum. Nara atsın. Evet, büyüyle bana saptığı için şu anda konstucam. Konstuyorum daha doğrusu. Normalde oyun sesleri açıktı arkadaşlar. Burada hakir propagandasının çok fazla sesi geldiği için oyun seslerini kapattım komple. Yine ben videoyu editlerken aynı şekilde arkaya müzikler koyarım. Şu anda bende hiddet yüksek. Bana dönüyor sürekli. Dikkatli vurmam lazım. Yani iki grup kolay arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zorluğu yok. Artık bu bug'lı kesim olduğu zaman. Kesimi tamamlayalım. Şu anda konsum yok. Bana saptan. Bu arada bahsedeyim. Tılsımlar M1. Fizik bilgi takılıymış. Onu değiştirelim metikülce. Şöyle önce bir CK. Güzel. Yanlış. Kendimiz hataydık. Yedim. Meditasyonun bildiğiniz gibi tılsım olduğu için sorun olmuyor. Şu metik 3'ü takalım fizik bilgilerine. En son öylesine resi atıyorduk arkadaşlar. O kalmış. CK'sı olmayan kalmadı. Büyücüyle biraz vurmuyorum. Büyüde çok fazla hiddet toplandı. O yüzden çember açayım oturayım tekrar. Büyücüde çok fazla hiddet toplandığı için büyücüyle vurmuyorum biraz. Yani konstanmıyorum veya işte. Şimdi birini döndürdüm. Molaya dönüyor. Molayı seçili bırakalım biz. Bu arada şundan bahsedeyim. İşte günlükte en son kasayı göstermiştim. İşte bunu son bölüme ek olarak paylaştığım için birazcık maden sattım 3-5. 60'ya kadar para oldu. İşte bu parayı biraz daha biriktiriyorum. Şu tanka can basalım. CK'sı olan kalmasın. Sterika'da attı. İşte böyle iki grupta kolay. İşte birazcık para oldu. Bu parayı da biriktiriyorum. Kanatma 3 basmak istiyorum. 5 tane kanatma 1 var. Gördüğünüz gibi. Patlatsınlar, kutup açsınlar. Güzel. Burada kutubu büyücü şimdi sırayla sapacakları için tankın sarsılmazından sonra sapmak, yani sarsılmaz bitince açmak mantıklı bence. Yani şu anda mesela sarstı arkadaş. Benim şimdi büyücüye çok dönüyor ya. Tankın sarsılması bitince açacağım ben. Mesela tankın sarsılması bitti mi açtım. Çünkü yani hemen hemen buna denk getirmemiz gerekiyor. Bu yüzden de bu sebepten de tankların geç şey yapmaması gerekiyor. Sarsılmaması gerekiyor.
Yoksa işte kaçabiliyor. Ben şöyle boş PM atayım da bana, yani HS yazayım da bana sapsın. Çünkü kirvede, büyücü kirvede CK yok. Bir sonraki elde bana sapacak zaten. Hiddet bende yüksek olduğu için bizimkilerin açması lazım. Hiddet bende yüksek olduğu için bana sapması gerekiyor. Bir daha boş PM atalım. Bir kritikten sonra konuşacağım. Evet, kritiği attık. Şu anda işte hızlı kesiliyor ya. İki grup rahat, bozanlar, karışanlar olmadığı takdirde. Aç, açılmaz. Sakın açmasın bizimkiler. Sarsı bitmeden açılmaz. Güzel. Tank sarstan çıkınca açılıyor. Böyle bir zorluğu yok işte arkadaşlar Hakir'in. Yani Hakir'i Emir'in sonucunda zorlaştıran oyuncular yani en nihayetinde. Hakir'in abartılacak bir yanı yok yani. Öyle kesiliyor işte. Yani tek grupta birazcık çift çar oynamak sıkıntı. Eğer ileride olursa tek grupta oynamayı düşünüyorum yine. Video günlüğüne bir bölüm olarak. Kestikten sonra önce bir torbalara bakarım. Torba atarsa tabii torbaya bakarım. Ondan sonra da şu bug yerlerini gösteririm. Biraz da genel olarak konuşurum. Yani sizi çok sıkmak istemiyorum videoyla. Çünkü yani en nihayetinde klasik Hakir kesim yapıyoruz. Yine biraz erken açtılar. Yine açılırdı aslında tam zamanında. CK'lar yani şu Molla'ya atacağım. Zaten ben kendim fazla vurmuyorum. Molla çok döndürüyor. Diğer arkadaş benden önce aynı şeyi düşündü. Bakalım inşallah büyücü kirveye atmadı. Şifacı kirveye atmadı ben. Meditasyonumuzu açalım. Zaten meditasyon hiç kapanmıyor. Güzel. Ben de basmıştım. Diğer arkadaşlar da bastı. Kendimize CK atalım. Yani eridi gördüğünüz gibi. Kaç video? 7 dakikada açık. 7 dakikada kesim oldu. Yani 10 dakikada canlanma süresi desen. Diğer grubu kessen. İşte 17 dakikada bir sıra geliyoruz. Yani ben de konuştum zaten. Bir anlamı kalmadı. Bakalım. Sanırım büyücüde torba yok. Evet. Büyücüye başı düştü. Hakir'in revolver'ı da yerde. Evet. Şimdi neyse burada kalsın çarlar. Şifacıya bakalım. Şifacıda da torba yok. Evet, bomboş bir kesim oldu. Şimdi arkadaşlar şeyden book'tan bahsedeyim. Şimdi normalde tırpancıları bug yaparken şurada ben kons açıyorum genelde. Bir tane fizik atıyorum. Bir tık buraya. Normal hızlı bir şekilde shift'te değil. Yani şurada fizik atıyorum. Şu hizada yani biraz da şu kaldırımın koyu olan kısmında. Şu yönde yani. Fizik atıyorum. Bir kere diğer koyu yana tıklıyorum. Bir kere bu tarafa tıklıyorum ve tam şuralardayken karakter buz atıyorsun. Tırpancılar buralara buglanıyor bu şekilde. Yukarıdaki bombacıyı yaparken bombacı uzakta doğuyor genelde. Şuralardan çekiyorum. Bunu biraz daha geniş kesiyorum. Çünkü bombacı menzilli vurduğu için şu taraflardan vuruyorsun. Ve bunların hepsini yaparken şu tılsım takılı olması gerekiyor. Veya bunun birinci seviyesi veya ikinci seviyesi. Buradan vuruyorum. Yine az önce tıkladığım şu sönük tarafa doğru. Shift'le değil, normal bir şekilde. Şuradan buraya tıklıyorum. Yine aynı şekilde dik bir şekilde buraya gidiyorum ve yine tam şuralardayken vuruyorum. Yani ben bu şekilde yapıyorum, oluyor. Şu bıçakçılardan bahsedeyim. Şu bıçakçılar demişim, şuradaki bıçakçılardan. Buradaki bıçakçılar nereye kaybolmuş acaba? Hiçbir fikrim yok. Buradaki bıçakçılar için şu ortada dağın bıçakçılara konsa kalkıyorum. Bir fizik, yarım saniye aralık buz. Tam biraz daha şöyle dibe gelelim. Aynen tam burada yapıyoruz bu dediğim şeyleri. Şu bombacı için bu yukarıdaki bombacı mı? Yok bu aşağıdaki bombacı. Şu bombacı için
şu gördüğünüz bombacı için tank nara atıyor doğduğu zaman ve tank şu direğin içine giriyor. Tam şu direğin içine giriyor tank. Tank tam bu direğin içine girdiği zaman büyücü tam olarak şuradan, yani iki şeyin, iki sönük kısmın birleştiği yerden buradan vurması gerekiyor. Ya başka yerlerden de tabii bir sürü olabilme ihtimali var. Mesela burada yapmışlar. Büyücü büyük bir ihtimalle şuradan bir yerden vurmuş. Tank da geniş kesmiş. Mesela bıçakçıları aşağı yapmışlar. Normalde bıçakçılar çoğunlukla şeye yapılır, buraya yapılır. Genel olarak baklar da bu şekilde yapılıyor. Tabii birazcık uğraştırabiliyor bazıları. Bazıları böyle tam böyle kıvrımlarda olan baklar çıkabiliyor bazen. Yani bu bak neden oluyor, neden çıkıyorlar vesaire hiçbir fikrim yok ama genel olarak kesimler bu şekilde yapılıyor. Bak yani kesimlerdeki baklar bu şekilde yapılıyor. Yani hakik kesiminin bir zorluğu yok iki grupta ama yani genel olarak bu şekilde kesiliyor. Çoğunlukla bozmak isteyenler de, şimdi şurası tehlikeli bölge olduğu için ben şu memur bölgeyi de geçmiyorum. Kesim anında veya kutup boşluklarında bir adım daha ileri gidiyorlar, bomba düşürüyorlar. Bu şekilde ne oluyor? Kesim yapılamıyor, yani kesimi sabote etmiş oluyor. İşte ban sebebi, yasaklanma sebebi oluyor. Genel olarak bu şekilde bu videoda da, yani video günlüğün bu bölümünde de bunları yapmış olduk. Gördüğünüz gibi kasam hala bu şekilde. Dediğim gibi tıklı üret satmaya çalışıyorum. Yani iyi bir ticaret yaptım. Biraz da para koydum kenarıya. Şimdi o parayla da biraz daha pençe, haydar almayı planlıyorum. Çünkü tıklı üretlere bir şeyler çıkartmak istiyorum. Ve onu ve işte şifacının bir tane üretimi şu anda hatırlayamadım. Atlas olması gerekiyordu galiba. Kızıl zümrüt isteyenler için kızıl zümrüt almam gerekiyor. Skandiyumum çok az kaldı. Bir önceki bölümde görmüştünüz. 100 küsur tane satmıştım. Onun dışında her madenden iki tane veya bir tane tıklı üretlik kadar tutmak istiyorum. Genel olarak bu şekilde günlüğün şeylerini, bölümlerini atmaya devam edeceğim. Umarım ilginizi çekiyordur. Video günlüğe ve forumdaki günlüğe yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.